Merhabalar. Bu videomda size bilgi gediği kuramıyla medya arasındaki bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Bilgi gediği kuramı ya da bilgi açığı kuramı. Şimdi toplumumuzda çeşitli sosyoekonomik statüler var, değil mi? Yani birimizin gelir durumu, eğitim durumu mutlaka bir başkasından farklı olacaktır. Yani fazla ya da az olacaktır. Dolayısıyla bu neye sebebiyet verebiliyor? Bize sunulan bilgileri doğru anlamak ya da gerçekten tam olarak kavrayabilmek, anlayabilmekle ilgili bir yeteneğe sahip olmamız gerekiyor. Bu yetenek de işte bizim içinde bulunduğumuz sosyoekonomik, sosyokültürel yapımızı anlatıyor. Eğer siz eğitim seviyesi yüksek, sosyokültürel seviyesi yüksek bir ortamda, bir toplumda yetiştiyseniz ve bakış açınız buna göre güncelleniyorsa sürekli ve düzenli olarak, sizin sahip olduğunuz bilgi, deneyim, aynı zamanda size sunulan bilgi, deneyim, onları değerlendirmenizde elbette ki daha üst düzey bir noktada olacaktır. Ama sosyokültürel yapısı ve eğitim seviyesi daha düşük olan insanların bilgiye ulaştıktan sonra o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmemesi ya da bilgiyi doğru algılayamama durumu, tabii böyle de bir, değil mi? Böyle de bir durum var ne yazık ki. Bilgiyi doğru algılayamama durumu da o kişinin o bilgiye karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyacaktır. İşte bilgi gediği kuramı tam da bunu söylüyor. Eğer ki siz sosyokültürel farklılığı olan insanlara haberi sunarken, kamuoyu oluştururken, haberi sunarken bu kuramı dışlarsanız eğer, herkesin o haberi aynı ve eşit seviyede anladığını da dışlamış olursunuz. Anlayamadığını da dışlamış olursunuz. Dolayısıyla nasıl insanların yapıları, algı seviyeleri birbirinden farklıysa, eğitim seviyeleri, gelir ve kültürel yapılarına bağlı olarak, işte sunduğunuz haberi, haberin içindeki bilgi ya da oluşturmak istediğiniz her neyse, onu da algılamaları birbirinden farklı olacaktır. Sosyokültürel yapısı yüksek olanlarınkinin beklediğiniz şekilde gerçekleşmesi daha doğal bir süreçtir. Bilgi gediği kuramı tam olarak bunu anlatıyor. Bu bir taraftan avantaj, bir taraftan da dezavantaj olabilir. Ama genellikle medya ve kamuoyu arasındaki ilişkiden bahsedecek olursak eğer, kamuoyunu istediğimiz yönde geliştirme ve değiştirme ile ilgili bir kolaylık sağlayacağı açık. Çünkü sosyokültürel seviyesi düşük olan insanları istediğimiz şekilde yönlendirmek, istediğimiz kalıba sokmak birazcık daha kolay olacaktır. Bu noktada medyanın eli biraz daha kuvvetlenmiş oluyor. Çünkü kamuoyu oluşturma noktasında da bu kuramdan faydalanarak vatandaşları, bireyleri, toplumu yeniden inşa edebilecektir değerli izleyiciler. Evet, bu videomun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.